Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Ayet'e Geometri Soru Bankası kitabında prizmalar konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarasına şöyle bir bakalım. Kitabımızda sayfa numarası 240 ve 241 işleyeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda taban ayrıtı 12 cm olan eşkenar üçgen dik prizmanın yüksekliği 2 kök 33 olarak verilmiş. G ağırlık merkezi ve D ile BC birbirine paralel vermiş. O zaman ağırlık merkezinden böyle paralel çizilince. Hani şöyle çizdiğimizde 2'ye 1 oran var ya. O zaman burası da 2K, K olacak ya. 3K eşittir 12'den K. 4 çıkar. K 4 ise o zaman burası 8 olur. Tamam. Sonra ne yapacağız? E hocam bu bir eşkenar üçgende. 60 paralel çizmiştik. E, 60'sa 60 ise dolayı 60. E burası da 60. Burada da bir eşkenar üçgen oldu. 8 ise o zaman burası da 8. Şu uzunlukta kaç oldu? 8 oldu. Sonra 8 ve bir kenarı 12 idi. O zaman burada da bir kenar 12. 12, 12, 12'den dolayı şuraya 12 bulduk. Şimdi benden ne isteniyor? Benden şuradaki taralı dörtgenin alanı isteniyor. Arkadaş 4 var 2 kök 33 var. Şurada bir pisagor yapıp ben şurayı bulabilirim. A kareye eşittir. 4'ün karesi 16 artı 2 kök 33'ün karesi. Yani aslında burası hocam 2 çarpı 2. Burası da 2 çarpı kök 33 ya. A da buradan neye eşit olacaktır? Direkt kısa yoldan yapalım. 2 çarpı kare küçüğünde 2'nin karesi artı kök 33'ün karesi. Yani 33 artı 4 37 mi yapıyor? Evet 2 kök 37 yapıyor burası. Evet a'yı 2 kök 37 bulduk. E şöyle bir şey çıktı karşımıza. Aynı şekilde burada da işlem yapsan dik ve şurası 4 ya burası da aynı şekilde 2 kök 33 ya. Pisagor bağıntısından burası da 2 kök 37 gelir mi? Gelir. Bak şöyle bir ikiz kenar yamuk çıktı karşımıza. Uzun tabanı 12 kısa tabanı 8. Hemen şuraya çiziyorum. Şöyle bir ikiz kenar yamuk çıktı karşımıza. Bunlar 2 kök 37'ye 2 kök 37, iki kökü 37 burası 8 burası da ters çevirip böyle çizdim. Burası da 12. E, i̇kiz kenar ne yapıyorduk? Dikmeler. Bizim için önemliydi. Şu dikmeleri çizelim böyle. E hocam 8 ise 8. Bunlar birbirine eşit. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. O zaman bunlara 2 2 kaldı. Pisagor bağıntısını bir de burada yapacağız. Hocam burası 2'nin kök 37 katı. Burası da 2'nin 1 katı. O zaman burası da 2'nin kare küçüğünde. Karesi eksi karesi olacak. Hipotenüs verildiği için. 37 eksi 1'den 36. Yani 2 kök 36. O da kaç çıkar? 12 mi çıkıyor? Evet. Burası da 12 çıktı. O zaman yükseklik 12 çıktı. Benden bu dörtgen alanı alt taban artı üst taban çarpı. Yani alt taban artı üst taban 20. Çarp yükseklik 12 böl 2 bana alanı verir. Yani cevap böylelikle 120 çıkar. 120 de nerede? Denizli şıkkında var. Birinci soru Denizli. Geldik 2. Aşağıda hacmi 8 cm küp olan özdeş 14 tane küp ile oluşturulmuş bir şekil verilmiştir. Arkadaş A küp eşittir 8 ise A'yı buradan 2 buluruz. Yani küplerin birer kenarı 2. Bu yapının yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? Görünen yüzey çarpı 2 bize her zaman olayı veriyor değil mi? Görünen yüzey 2 kere 2 4. Bak şuradaki kareler 4. 4, 4, 4, görüyorum, 4 görüyorum. 4 görüyorum, 4 görüyorum, 4. Burası da 4, burası da 4. Burayı da görüyorum, burayı da görüyorum, burayı da görüyorum, burayı da görüyorum. Hatta en üstünde görüyorum ama şunu bir görünmemezlikten gel. Şimdi ne yapacağız başka? Bu yapının yüzey alanı nedir diye soruluyor. E tamam görünen yüzeyler. E hocam ben şuraları da görüyorum. Şöyle buraları da görüyorum. Burası artı burası artı şurası. Komple ne yapıyor? Şu bak iç içe. Hocam şurası iç içe kareler var. Aslında şunları karalamış oldum. İç içe kareler var. Burasını karaladım. Sonra burasını karaladım. Sonra bir de en üstte bir de bu var. Aa büyük karenin alanı yapmıyor mu orada? Şu mavi alanlar. Evet mavi alanlar da büyük kare. Yani 2, 4, 6. Şurası 6, 6. Bu alanlar toplamı da 36 mı yaptı? Evet. Yani o zaman yüzey alanı ne yapacak? 36'yı bir kere şu üst yüzeylerden elde ettim. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 tane de 4 var. Yani 48. İşte görünen yüzeyler bunlar. E Birle çarpı 2 dersek olay biter. Şu ikisi kaç yaptı? 84 yaptı. 84'ün 2 katı daha 8 168 mi yapıyor? Evet böylelikle 168 buluruz. Mükemmel bir soru. Gerçekten tabi ÖSYM e soru arkadaşım. Normal yapmaya çalışsanız aa ne kadar kolay bir soru ben bunun alanlarını bulayım falan derken böyle uğraşırsınız. Ama görülen yüzeye çarpı 2'yi gördüğünüz zaman bunu rahat bir şekilde yaparsınız. Şu bir yıldızı hak ediyor kardeşim. İkinci soru denizli çıkar. Geldik 3'e. Yüzey alanları toplamı 246 olan 2 kübün Evet arkadaşlar iki kübün cisim köşegenleri toplamı da bu verilmiş. Yani yüzey alanları toplamı iki tane küp var. Ya birinin bir kenarı A olsun diğerinin bir, kenarı da B olsun. Yüzey alanları toplamı 6 tane A kare artı alt tane B kareden bahsediyor. 246. 246'yı böl bakayım 6 ya. 6 kere 4 24 43. 40 kim yapıyor? E yo 41 mi yapıyor? Evet. 41 yapıyor. A kare artı B kare buradan 41 geldi. Şimdi Cisim köşegenleri toplamında vermiş. A kök 3 artı B kök 3'ü de 9 kök 3 vermiş. Kök 3'ü de sadeleştirsek A artı B'ye de 9 gelir buradan. E hacimleri oranı hacimleri toplamı nedir diye soruluyor. Yani bizden A küp artı B küp eşittir nedir diye soruluyor. Arkadaşlar elimizde A kare artı B kare var. A artı b de var. A küp artı B küp soruluyor bize. E ne yapacağız? Bildiğimiz analitik yani şey çarpanlara ayırmayı kullanacağız. Peki A küp artı B küpün açılımı neydi? Hocam A küp artı B küpün açılımı A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare değil miydi? Evet. Ya hocam A kare artı B kare var. A artı B var. Bir tek A çarpı B yok. O zaman ben buradan A çarpı B'yi bulayım. Şimdi burada A kare artı B kareyi de açabiliriz de. Bir de şöyle düşünelim. A artı B eşittir 9 yani iki tarafın karesini alsam. A kare artı 2AB artı B kare eşittir 81 yapar. A kare artı B kare zaten 41 verilmişti. O zaman buradan 2AB ne geliyor? Hocam 40 gelir ve A çarpı B de böylelikle kaç geldi? 20 geldi. O zaman her şey yolunda. A artı B yerine yazıyorum. 9 çarpı. A kare artı B kare yerine yazıyorum. 41 eksi. A B yerine de 20 yazıyorum. 9 çarpı 21 mi yaptı burası? Evet. 9 189 mu yaptı o zaman burası? Aynen öyle. Cevap balık kesir yaptı. Bu da Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Öpülecek bir soru. Yani bakın böyle bir soru bu zana kadar çıktı mı? Bu ayarda sorular çıktı ama bu böyle böylesi çıkmadı. Öseyva bunları seviyor. O yüzden dikkat et. İki tane mükemmel bir soru arda arda gelmiş. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki şekilde özdeş 3 kare dik prizma biçimindeki tuğla yapıştırılarak kajmi 324 olan bir prizma elde edilmiş. A yapıştırılmış. A dikkat et. Bak kısa kenar kısa kenar A A dersem uzun kenar 2A oldu. Kare dik prizmaydı. Burası da 2A. O zaman kısa kenarda A ya. Yani tabanı 2A. 2A yüksekliği de A olan bir ne elde ettik arkadaşlar? Kare prizma elde ettik. Ve bunun hacmi 3 tanesi. 3 tane 2A. 2A ve A'nın çarpımını 324 vermiş bize. 3 kere 2 6 12. O zaman buradan A küp neye eşit? Bunu 12'ye bölelim. Kaç defa? 2 defa mı var? 2 defa 24. 8 4 12. 84 yapacak. O zaman 7 mi yapıyor burası? Evet 27 yaptı. A küp 27 yaptı. Böyle 12'ye böldüğümüz zaman A'yı da buradan 3 bulduk. A3 ise 6, 6 ve 3 yaptı burası. Tamam. Arkadaş burası 6. Şurası 6. Burası da 6 değil mi? Evet. Şimdi şu bu sarı dikdörtgenin üstüne kenarları çakışacak şekilde. Hani şu kenarları çakışacak şekilde konulmuş böyle. Şu kenarla da şu kenar çakışacak alt taraftakileri. Şekilde konulmuş. 6 ya o zaman buraya 4 kaldı. E burası 6 mı? 6. E işte burayı kaç bulduk? 4 bulduk. Burayı 8. 4 kere 8. 32 mi yapıyor o zaman? x 4 çarpı 8 yapar. Yani cevap 32 yapar. Bu da güzel bir soru. Eskiden nasıl oluyordu? Eskiden şu şekilde ne yapıyordu? Dikdörtgenlerle böyle öbür dikdörtgenin uzun kenarını bulutturuyorduk. Bak bu sefer katı cisimlerle bulutturmuşuz. Gerçekten hoş. Bu da yıldız hak ediyor aslında. Zor değil ama ha, yıldız hak eden sınavda çıkmaya aday sorulardan biri diyebiliriz. Dördüncü soru. Böylelikle 32 çıktı. Yani cevap Denizli oldu. Geldik 5'e. Sözel bir soru. Şöyle yukarı yapalım. Prizmanın hacmini biliyoruz. Geçtik. Yüksekleri eşit taban ayıtları sırasıyla 4 ve 5 birim olan 2 tane kare prizma. Evet 2 tane kare prizma ve ben şöyle hemen çizi vereyim şöyle arkadaşım. Biri 4 ve 5. Öbürü de 5 olacak yüksekliği de. Tamam. Şöyle çizdik. Şurası da 5, 5. Yüksekleri de eşit demişti değil mi? Evet yüksekleri eşit demişti. Niye yüksekleri ben eşit çizmedim? Neyse. Şu şekilde çizeyim. Ya çizim önemli değil de. Ya işte takıntılar bazen böyle takılıyoruz gidiyoruz işte ya gençler. Yapılacak bir şey yok. Neyse çizdik. Yükseklere eşit. haşa haş. Dörde dört. Bu şekilde çizdik. İki tane kare prizma biçimdeki ağzı açık kap başlangıçta boştur. Birim zamanda aynı miktarda su akıtan iki musluktan büyük kabı dolduran musluk açıldıktan 18 dakika sonra bak şu suyu açtım Bundan sonra 18 dakika sonra diğer buna boşaltan boşluğu musluğu açacağım. Evet. Küçük kabı dolduran musluk açıldığı anda büyük kaptaki suyun yüksekliği 3 birimdir. Yani şuradaki 3 birimlik var. 18 dakika geçti ya. Şurada 3 birim yüksekliği oldu. 3 birim yüksekliği oldu. Sonra bu boş. Tam bu açıldığı anda yüksekliği 3 oldu. Devam edelim bakalım. Buna göre büyük kabı dolduran musluk açıldıktan kaç dakika sonra kaplardaki su yüksekleri eşit olur diye soruluyor. Tamam. Sonra devam edecek böyle dolmaya. İşte dolmaya devam ettikten sonra buradaki yükseklerin birbirine eşit olduğu durum soruluyor arkadaşlar bize. İşte buradaki yükseklere ben haş diyeyim şöyle. Haş diyeyim. Arkadaş şu 5, 5 ve 3'lük kısmı 18 dakikada mı dolduruyor? Evet. Yani hacimsel olarak 5 çarpı 5 çarpı 3 kaç yaptı? 25, 75. 75'i kaç dakikada dolduruyoruz? 18 dakikada dolduruyor. Tamam. Sonra ne yapacağım? Öyle bir şey yapacağım ki bu yükseklik yani burada aynı zamanda bir miktarda aynı zamanda aynı su akıtıyor ya. Ben buradan bir su dolduracağım böyle. Bu burayı dolduruyor. Buradan sonra da burayı dolduracak aynı su değil mi? Çünkü tam ne demişti? Tam burası 3 santimetre olduğunda bu musluk açılıyor. Buradaki muslukla buradaki musluk eşit miktarda su akıtıyor ya. O zaman yükseklerinde eşit olduğu durum isteniyor ya. Eşit olduğu durum işte burası isteniyor. İçindeki su böyle yükselir eşit olduğu anda burada bu kadarlık su dolduruyor. Burada da bu kadarlık su dolduruyor. Buradaki suların birbirine eşit olması lazım. Yani 4 çarpı 4 çarpı H eşittir. Ne olması lazım arkadaşım? E 5 çarpı 5 çarpı H ama Değil. Dikkat. Burası H eksi 3 değil mi? Evet. Buradaki suyla buradaki su birbirinin tıpkısının aynısı. Yani 5 çarpı 5 çarpı H eksi 3. 5 çarpı 5 çarpı H eksi 3'e eşit olacak. E buradan 16 H eşittir 25. H eksi 75 yapar. Buradan 9H eşittir 75 çıkar. Ve H'ı 75 bölü 9 bulur muyuz arkadaşım? Buluruz. E suyun yüksekleri. Açılıkta kaç dakika sonra kaplardaki suyun yüksekleri eşit olur diye soruluyor. Tamam. Ben H'ı 75 bölü 9 buldum. Bu açıldıktan kaç dakika sonra diyorsa şey yapıyor. Arkadaşım e o zaman burada yükseklerin eşit olduğu şuradaki suyu dolduralım bakalım. Hocam haşı 75 bölü 9 mu bulduk? Evet. Yani buradaki hacmi bulalım. 4 çarpı 4 çarpı 75 bölü 9 değil mi burası? Evet. Şimdi ben şunu biliyorum. Hocam 75'te 18 dakika dolduruyordu. 75'te 18 dakikada dolduruyorsa şu 4 çarpı 4 çarpı 75'i 4 çarpı 4 çarpı 75 bölü 9'u kaç dakikada doldur diyeceğiz. İşler işler. Yani soru işareti buradan ne oluyor? Şu x'in çarpımı yani 4 çarpı 4 çarpı 75 bölü 9 çarpı 18 ee, bu da 75 çarpı soru işaretine eşit. 75'ler nanay mı? Nanay. Şu ikisi nanay mı? Nanay. 2. 4 kere 4 16 çarpı 2'den cevap kaç yaptı o zaman? 32 yaptı. Yani cevap akçay oldu. Bu da gerçekten çok güzel soru. Ya bu testteki bu sorular arda arda çok güzel bir şekilde gelmiş. Değil mi? Beşinci soru. Böylelikle ne yaptı? Akçay yaptı. Geldik. 6'ya. Nuray Hanım kendisi eşi ve iki çocuğu için yüksekliği 4 birim ve taban ayrıtları 12 birim olan şekilde geçken üçgen dik prizma biçimindeki pastayı Herkes eşit birer dilim alacak bir şekilde biçimde paylaş demiştir. Evet 4 parçaya bölmüş. E, eşken üçgen ya taban alanları birbirine eşit olacak. E, taban alanları eşken üçgende 4 eşit parça. Bunlar A A A A A ise Bu durum şunlar birbirine eşit olduğunda sağlanmıyor muydu? Evet şunlar eşit durumda olacak şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Şöyle yani dört tane eşken üçgen biçiminde pasta yaptı. Çocukların her ikisinin de biraz daha pasta yeme isteklerine karışık isteklerine karşılık olarak Nuray Hanım Yemeye başlamadığı pasta dilimini 3 eşit parçaya bölmüş. Ana yüreği dayanamıyor. Baba buru yutar. Yani bu genelde böyle oluyor. Neyse. Ve ikisinin çocuklarına eşit olarak vermiştir. Evet Nuray Hanım'ın pastası da buysa 3 eşit parçaya bölecek. Bunu da 3 eşit parçaya biz pastayı nasıl böleriz arkadaşlar? Nasıl böleriz? Hocam şöyle 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 4 eşit parça oluyor bu. 3 eşit parçaya böl bakalım. Hacimlerini 3 eşit parçaya. Yani hacimini 3 eşit parçaya bölmek. Alanı 3 eşit parçaya bölmek demek değil miydi? Evet. E o zaman şöyle yaparsın kardeşim. İstersen buradan gel. Şu, 1 2 3 işte şöyle. Hocam şu, şu, şu. Üç eşit parça olmaz mı? Alanlarla doğru orantılı ya. Taban alan çarpı yükseklik ya. Ondan dolayı. Tamam. E Nuray Hanım eşinden kaç birim küp eksik pasta yemiştir diye soruluyor bize. Şimdi eşinin yediği bu. Nuray Hanım'ın yediği bu. Yani ben bir tanesinin üzerinde hamle yapsam yeterli olacak. 12 ya. Burası 6 yaptı. E burası 6 e o zaman arkadaşlar şu taban alanını bulalım mı ilk önce? Taban alanı. A kare kök 3 bölü 4. Yani 9 kök 3 yaptı. Hocam 3 eş parçaya böldü ya böyle. Yani 9 kök 3, köküç, 3 kök 3, 3 kök 3, 3 kök 3 yapmaz mı taban alanları? Evet. Şimdi bizim Nuray Hanım'ın yediği parça burası eşin 2 burası. Ya da eşin 2 şurası olmaz mı komple burası? Evet. Şimdi Nuray Hanım'ın yediği taban alanı çarpı yükseklik. Nuray'ın yediği 3 kök 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik 4 yapar. 12 kök 3 yapar. Babanın yediği de taban alanı kaç? 3, 6, 9 köküç değil mi? 9 köküç çarpı yükseklik 36 köküç yapar. İşte ne kadar eksik? 36 köküçten ne çıkartacağız? 12 köküçü çıkartacağız. Bu da 24 köküç yapar. Ne kadar eksik yemiş? 24 köküç birim kare, birim küp pasta eksik yemiş oluyor. Altıncı soru böylelikle denizli oldu. Geldik 7'ye. Parça çıkartmışız. Bir ayrıtı 16 olan. Şöyle küp çıkartılarak bu şekilde olmuş. Kalan parçanın yüzey alanı isteniliyor bizden. Tamam. Arkadaş öncelikle şunu şöyle yapalım. Hocam biz bu parçayı çıkarttık ya şu üçgen parçayı. E burası da 16 ya. X kenar var burada. Hocam tabanına ait yüksekliği şöyle çizsem. 16 ya tabanı iki parçaya böler. 8, 8, 6, 8, 13 kendinden burası 6 çıktı? Evet. Tamam. Tamam tamam. E, bizden ne isteniyor? Hocam burası 16. Kalan parçanın yüzey alanı isteniyor. Aoo, kalan parçanın yüzey alanı. Arkadaşlar tüm hepsinden şunları falan çıkartayım falan filan diye uğraşmayın bence. Bence ne yapın biliyor musunuz? Hiç buna da girmeyin. Hiç buna da girmeyin. Hocam şu alanlar eksildi falan filan da demeyin. Şurada oluşan parça bir prizma mı? Ona dikkat edin. Prizma. Prizma demek ne demekti? Tabanı ve tavanı aynı olan şekilde. Tabanı bak şurası. Hocam şu şekilde prizma mı olur? Hayır. Bak taban ve taban aynı değil. Bu eksik içeri doğru göçük parça var. Ama dikkat et. Şurası bir M harfinin olduğu yer. Taban da böyle. Üst taraf da öyle değil mi? Öyle. Tabanı burası seçersem taban ve taban aynı oluyor. İşte burası bir prizma yapıyor. Şimdi alanı bulurken ne yapacağım? Yan al alan. Taban alanları artı yana al alan diyeceğiz. Yanal alan da basitti. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. E, taban çevresi bu. Hocam burası da o, kaç? 16 ya. Burası da 16. E, 16, 16, 16. Yani 16 çarpı 3, 48, 58, 68. Taban çevresi 68. Yüksekliği de burası yapıyor. Yani 16. 68 çarpı 16 yaptı. Yanal alanı. Şunun yanal alanı. Peki taban alanlarını ne bulacağım? Taban alanında nasıl arkadaşım? Şurada kalan değil mi? Burada kalanı bulmaya çalışalım. Karenin alanından 10, 10. Burası da 16 ya. Şu alanı çıkartacağım. 8, 8. Ee, 6, 8, 13 kendinden 6 yapar burası. Yani karenin alanından bu karenin alanı ne? 16'nın karesinden neyi çıkartacağım? 16 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağım. 256'dan ya da 16 parantezini al bakayım. 16 parantezini aldığımdan 16'dan 6 bölü 2'yi çıkartacağım. 6 bölü 2'yi çıkartacağım. Yani bu 16 eksi 3. 13 yaptı. 16 çarpı 13 yaptı burası. 16 ile de 13 çarparsam 6 kere 3 18. Belki 16 parantezini alabilirim ben. Taban alanı 16 çarpı 13 mi yaptı? Evet ama taban alanlarında 2 tane var. Bir burada bir arkada. Taban alanında 16 çarpı 13'ten 2 tane var diyeceğiz. E arkadaşım o zaman burada ne yapacağız? Bir 16 parantezine de burada alabiliriz değil mi? 16 parantezine de burada aldığım zaman bu 26 yapar. Artı bu da 68 değil mi? Evet. Topla bakayım bunları kaç yapıyor? 16 çarpı 8 altı daha 14. Şu ikisinin toplamı 80. 94 mi yapıyor? 94 ile 16'nın toplamı sonu 4'lü olan maalesef bu 3 tane var. Yapacak bir şey yok. 94 ile 16'yı çarpalım o zaman. 6 kere 4 24. Elde var 2. 50, 6 kere 9 54. 6 kere 9 54 elde var. 2 56 yapar burası. Bir de 94 var burada. 4 burada 0 burada. 95 daha 14 1500. 1504 mi yapıyor? Evet cevap böyle. E remit oldu 7. soruda. Tamam. Şöyle garip bir şekilde prizmalarda yan alanı bu şekilde de rahat bir şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Buna da dikkat et. Geldik 8'e. Yukarıdaki taban ayrıtı 4 santimetre. Yüksekliği 16 santimetre olan düzgün beşgenlik prizma veriliyor. Taban ayrıtı 4 santimetre. Ve yüksekliği de 16 santimetre. A köşesinde bulunan bir karıncanın prizmanın yan yüzeylerini kullanarak B noktasına gidecektir. A noktasından B noktasına gidecektir. Tamam. Karıncanın aldığı en kısa yol. Arkadaş bu yüzeyi bu yüzeyi ve bu yüzeyi kullanırsa 3 yüzey kullanmış olur. Sağa doğru giderse ama soldan doğru giderse 2 yüzeyi kullanacak. O zaman en kısası 2 yüzeyi kullanması. Ben 2 yüzeyi açacağım arkadaşım. Bir bu yüzeyi açacağım bir de bu yüzeyi açacağım. Yani iki tane dikdörtgeni yan yana koyacağım böyle kardeşim. Bir dikdörtgenin kenarı kaç? 4'e 16. Burası 4. 4. Burası da 16. Şuradan başlayıp şuraya gideceğim değil mi? Evet açılmışı bu şekilde. Buradan başlayıp B köşesine gideceğim. Evet ya da şu ilk dikdörtgen sabit kalıyordu da ikinci dikdörtgen de ona göre açacağım deyip şekil üzerinde de yapabilirdim böyle. B köşesi açtığım zaman buraya geldi. Yani hop bizden bu uzunluk isteniyor. 4 4 burası da 16 Pisagor. Hocam burası 8 16 8 kök 5 yapar. Ya da buradan böyle hocam burası kaç? 8 16 8 kök 5 aynı mantıkta. Ben bir de şekil üzerinde göstermek istedim. En kısası bu yaptı. Diğer türlü ne alacaktı arkadaşım? 4 8 12 12 16 20 olacaktı bir de. Yani sağ taraftan gitseydi 12 16 20 olacaktı. Bu sorunun güzelliği de bu zaten. Tamam mı? 300'e gitmektense 200'e gitsin kardeşim, değil mi? 8. soru. Güzel bir soru. Cevap Ceyhan. Geldik 9'a. Kenan, benden bahsediyor galiba. Özdeş olan 4 tane küp 1 2 3 4 ve özdeş olan 7 tane dikdörtgenler prizması biçimindeki blokları kullanarak aşağıdaki büyük dikdörtgenler prizmasını elde etmiş. Kullanılan küplerden birinin yüzey alanı 24. 6 tane a kare eşittir 24. a kare eşittir 4. a'yı buradan 2 buluruz. a'yı 2 buldum. 2 buldum. e sonra ne yapacağız? Hocam buraya da bir a di, k diyelim istersen. Tamam ya da a, a demeyelim. b diyelim istersen. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, B neye eşit aynı zamanda? B artı 4'e eşit. Buradan 5, B eşittir 4. B'yi de 4 bölü 5 bulduk. B de 4 bölü 5. Güzel. Şimdi her şey çıktı meydana. Burası da 2 birim mi? 2 birim. O zaman bak burası da 2, burası da 2, burası da 2 oldu mu? Oldu. Buna göre oluşturulan büyük dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor bize. Bulalım. Arkadaş, burası kaç 2? Burası kaç 2? Uzun kenar kaç oldu? Aa, uzun kenar ne yapacağız biz? Aa, uzun kenar bak 2 iki, 2. Iki. Şurada buldurtmuş 2 tane küp üst üste koyarak. 2 burada, 2 burada 4. O zaman burada da 4. O zaman bunun hacmi isteniliyor bizden. Burası kaç yaptı? 8 yaptı. Burası kaç yaptı? 2 yaptı. Burası da kaç yaptı? 4 artı 4 bölü 5. 4 artı 4 bölü 5 de 24 bölü 5 yaptı. O zaman çarpıyorum. Yani 2, 8 ve 24 bölü 5. 2, 8 ve 24 bölü 5'in çarpımı. Evet. Kaç yapıyor bu arkadaşım? Çarpalım mı bunları? Şunu bir de 2 ile çarpalım da bölü 10 olsun ya böyle. Yani 16 ile 48'in çarpımı bölü 10 olacak. 48 ile 16'yı çarptığım zaman 6 kere 8 48 6 kere 4 24 288 bir de 48 ile çarpıyorum to, e, 48 ile topluyorum e, bu 768 yapıyor galiba ama böyle 10'u da var bu da 76,8 yapar yani 9. soru böylelikle Ceyhan yaptı bak böyle burada işle esprisi de bu gördün mü hem burada bu hem de burada bu tamam 9. soru Ceyhan Geldik Sözel bir soruya. Taban ayrıt uzunlukları 8-12 olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok. Evet. Taban ayrıt uzunlukları 6 ve 8 olacak biçimde kesilerek 2 eş dikdörtgenler ve piyazması elde ediliyor. Tamam. Şimdi taban ayrıt uzunlukları 8 ve 12 olacak. Arkadaş şurada şurada yapayım değil mi? Evet. Şunu bir yukarı alayım. Şuradaki işlemi şöyle bir yukarı alayım. Şöyle yukarı aldım dostum. Hatta şöyle küçülteyim işlemsiz de olmaz ya. Şöyle koyayım değil mi arkadaşım? Evet koydum şuraya tamam. Size ayıp olmasın. Şimdi diyor ki taban ayot uzunlukları 8 ve 12 olan. Dikdörtgenler prizması. Hemen şöyle bir dikdörtgenler prizmasını çizdim kardeşim. Hop şöyle çizdim. Ne güzel bir dikdörtgenler prizması oldu değil mi? 12 ve 8'miş yüksekliğini bilmiyorum. Bana diyor ki taban ayrı uzunlukları 6 ve 8 olan. Taban ayrı uzunlukları 6 ve 8 olan bir, bir kesik attım böyle. Bak 6 6. 6'ya 8, 6'ya 8 olan 6'ya 8 olacak, ol, olacak biçimde kesilerek 2 eşitlik dörtgenler prizması elde ettim. Dikeyini kesersem 6'ya 8 oluyor değil mi? 12'yi kesersem. Evet bu prizma taban köşegeni boyunca kesilip elde edilen 4 özdeş parça üst üste konulduğunda arkadaş bir de ben bu prizmayı taban köşegeni boyunca keseceğim. Şimdi normalde bu prizma nasıl bir prizma? Şöyle bir prizma değil mi kardeşim? Bak bir tanesi şöyle bir prizma değil mi? Taban köşegeni boyunca keseceğim. Şöyle bir kesip yap, yapacak olursam. Bak 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 bak. Taban köşegeni boyunca kesince. Hocam şöyle bir üçgen yaptı. Bak 1, iki taban köşegeni boyunca kesince. İki parça buradan. öbürünü de taban köşegeni boyunca kesince. iki parça da oradan. Toplam 4 parça ediyor. 4 eş parça elde ediyoruz değil mi? Taban köşegeni boyunca kestiğimizde. Evet. Şimdi o, o da üçgen prizma yaptı. 6-8'lik bir üçgen prizma yaptı. Bak şurası şöyle. Evet elde edilen üçgen biri elde edilen üçgenlik prizmalar ait uzunlukları toplamı başlangıçta verilen prizmanın ait uzunlukları toplamına eşit verilmiş. Oo. Ben bunları ne yapacakmışım? Üst üste koyacakmışım. Üçgen prizmaları şöyle üst üste koyduğum zaman şöyle koyuyorum, koyuyorum, koyuyorum. Koyuyorum. Şöyle koydum. Bunları üst üste koyuyorum. Dört tanesini. Bak biri burada, biri burada, biri de burada. Dört tanesini üst üste koydum. Bundan bahsediyor ve burası 6'ya 8 ve yüksekliğinde şurası H. Bunun da bak. e burası biraz küçük oldu idare et. H H H H mı oldu burası? Evet. Şimdi bana diyor ki bir de elde edilen üçgen dik prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı başlangıçta verilen prizmanın ayrıt uzunlukları toplamına eşittir demiş. Tamam. Başlangıçta ne verilmişti? 12. Bak 12'den kaç tane? 1 2 3 4 tane var. Yani 4 tane 12 artı 8'den de 1 2 3 4 tane var. 4 tane 8 artı e, ee, da kaç tane var? 4 tane var. 4 tane H neye eşitmiş? Bunun ayrı uzunlukları toplamı. Burası 10 yaptı ya. Alttan kaç tane var arkadaşım? 1, 2 tane var değil mi? Bak bu sefer şu 12'den 1, 2, 3, 4 tane var değil mi? Alttan burada 4 tane yok. Alttan 1 var bir de üstte var. Yani 6'dan 1, 2 tane var. 2 tane 6, 12. 8'den de 2 tane var ayrıt olarak. 16 artı e, ee, 4 açtan bak burası kaç aç? 4 açtan 1, 2, 3 tane var. Yani 4 açtan 3 tane varsa 12 aç yaptı. Başka? Bir de 10 var ya bir de. Ondan da 2 tane yok mu? Ondan da 2 tane var. Bir de artı 20. İşte bunlar birbirine eşitmiş kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi şurada. Şunları halledelim bakalım. Burası kaç yaptı? Şu 4 aç atalım öbür tarafa. 12 açtan 4 aç çıkınca 8 aç kaldı. Hocam burası. 4 kere 8 32 48. 48 ile 32'yi toplarsan 80 yapar. O zaman burası 80 eksi. Şunların toplamı ne yapıyor? 16 ile 12'nin toplamı 28. 20 daha topla 48 yaptı. Direkt 8'e böl. 8'e böldüğünde 10 eksi 6 yapar. H. H'ı buradan 4 buluruz. Başlangıçta tahtabili 10 yüzey alanı. H'ı buradan 4 buldun ya. Yüzey alanı ne? 12, 8 ve 4 değil mi? En başta. 12, 8 ve 4 Kenarların ikişer çarpımının 2 iki katı. 12 ile 8'i çarpı 96. 2 katı 192 artı. Hocam 8, 4 kere 8 32. 64 artı 12 ile de 4 çarptı. 48 96. Şu ikisi kaç yaptı? 160 yaptı. E, ee, 160 ile de 192'yi toplarsam 352 mi yapıyor? Aynen öyle. Bu da topladığım zaman 352 yaptı. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın. Tam sırada çıkmaya aday. Yani bu testte gerçekten 4 yıldızlık 4 tane bir yıldız attım galiba değil mi? Galiba 4 tane yıldız attım. Evet gerçekten güzel bir testi. Gerçekten çok orijinal sorular gördünüz. Bunlar tam sınavda çıkmaya adaylık sorular. Lütfen ama lütfen dikkat. Tamam. Daha önceki testlerde de vardı ama orada biraz altyapıyı yaptık. Şimdi burada görüyorsunuz gerçekten tam sınavda çıkmaya aday sorular. Bak bu çıkar. Yani aynen bu soru çıktığı zaman şaşırmayın. Gelip de size söyleyeceğim. Hatta bu videoda göstereceğim. Yıldız attığın soruları da göstereceğim. Ha, evet deme. Tamam dostum. O kadar da iddialı konuşuyorum. Ay, aynısı çıkmasa bile laciverti çıkar bu arada. Tamam. Evet. Galiba bu kısmı da yayınlayacağım. Neyse. E o zaman biz burada test 5'i de bitirdik mi? bitirdik. Pardon test 6'yı da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.